Herkese tekrardan merhabalar. Bu videomuzda ücretsiz site tanıtım yapabileceğimiz forumlardan bahsedeceğiz. Blogumuza öncelikle geldik. Buradan ücretsiz site tanıtım yapabileceğimiz forumlara tıkladık. Size blogumuzda ayrıntılı bir şekilde bu konuyu paylaştık ve altına yaklaşık 50'ye kadar link paylaştık arkadaşlar. Bu linkler güncellenecek. Eğer siz farklı forumlar biliyorsanız onları yorumlarda belirtebilirsiniz veya videonun sonunda da bahsedeceğim gibi yeni açılan Telegram grubumuza katılarak bu tarz paylaşımlarımızı kendi aramızda yapabiliriz arkadaşlar. Yakında Telegram kanalımızda açılacaktır. Onun haricinde hızlıca bakalım. Buradan bir tane örnek yapmak istiyorum. Burada dikkat etmeniz gereken birkaç önemli nokta var. Onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Bunlardan direkt olarak böyle yüzlerce, binlerce kişi çekmeniz çok olan sayılmaz. Genel olarak webmaster forumlarında ve genel forumlarda web site tanıtımı veya sosyal medya tanıtımı kategorileri olur. Az sonra göreceğimiz gibi. Bu kategorilerde insanlar kendi projelerini farklı webmasterlarla, farklı insanlarla paylaşarak fikir alışverişi yapar, eleştiri toplar, projesini geliştirmeye çalışır. Bir yandan da haliyle biraz ziyaretçi çekebilir. Bu ziyaretçi hatır sayılır size bir para kazandırmaz. Ancak blogunuzun özellikle Google'da ön sıralara çıkmasına ve ziyaretçi trafiğinin yavaş yavaş oluşmasına imkan sağlar. Bunu sadece web site için düşünmemek de gerek. Sosyal medyalar için YouTube kanalınız varsa YouTube kanalı için bu formları kullanabilirsiniz. Tabi direkt olarak şu an blog veya web site kategorilerini direkt tanıtabileceğiniz linkleri kategori linkleriyle beraber size verdik arkadaşlar. Eğer çok fazla istek olursa videonun altına veya burada yorumlarda bunların YouTube versiyonunu da paylaşabiliriz arkadaşlar YouTube kanalı için. Şimdi bir örnek yapalım. Ben buradan Webnet'i seçiyorum arkadaşlar. Bu da ileriki zamanlarda bahsedeceğim bir webmaster platformu. Yakında bir webmaster forumlarıyla alakalı bir video da gelecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi buraya geldiğimizde direkt kategoriye atacak arkadaşlar. Eğer kategori linki vermemişsek, buradan kategori linki vermemişsek mesela linkcanavarı.com. Buradan kategoriyi bulup web site tanıtım kategorisi veya sosyal medya tanıtım kategorisine buraya girmeniz gerekiyor. Genelde forumlarda üst tarafta bir konu sabitlenir açıkçası arkadaşlar. Burada kurallara geçer. Bu kurallara öncelikle bir göz atmanızı tavsiye ederim. Ve kesinlikle ve kesinlikle şey yapmayın arkadaşlar. Spam yapmayın. Birden fazla aynı konu üzerinde benzer konular açarsanız, aynı kategoride benzer konular açarsanız forum mantığıdır. Direkt ban yersiniz. Bunu istemeyiz. Onun için bir tane yazın. Zaten görünür. Burada kurallara geldik. Hızlıca okuyalım arkadaşlar. Bir şablon verilmiş ve bu şablona göre bir konu açılması gerektiğini söylemiş ve buradaki konular moderatör onaylıdır. Yani siz konuyu açar açmaz forumda görülmeyecek. Önce bir moderatörün onaylaması gerekecek arkadaşlar. Onun için bu şablona uymanız gerekiyor. Genel olarak site adı, site adresi, açıklama, açıldığı tarih, sitenin ilerleyen günlerdeki hedefleri olarak bunları yazınızda, konunuzda geçirmenizi istiyorlar. Kesinlikle şey yapmayın arkadaşlar, direkt link atıp ya da bir iki kelime, bir cümle atıp konu açmaya çalışmayın. Ayrıntılı bir şekilde sitenizi veya projenizi tanıtın. Ondan sonra konuyu açın arkadaşlar. Buradan az da olsa bir fikir alışverişi, bir ziyaretçi trafiği çekebileceksiniz arkadaşlar. Bunun gibi tabi 50 tane olunca biraz yorucu olabilir ancak 50 tane de günlük 10 kişi sizin konunuzu görse 500 kişi sizin blogunuzdan haberdar olacak arkadaşlar. Yeni açılan bir blog için güzel bir sayı. Onun için bu tanıtımlara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Hızlıca ben buradan bir kanal artı bu blogumuzu tanıtacak bir yazı yazmak istiyorum. Bu şablona uyarak buraya geliyorum. Hemen şuradan bir yeni konu aç diyeceğim de şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu forumlara kaydolmanız gerekiyor. Ben kayıtlı olduğum için yeni konu açabiliyorum direkt olarak. Hepsine kaydolun. Ondan sonra konu açın arkadaşlar. Evet, gelelim hızlıca bir yazı yazalım. Yeni konu aça tıkladım. Buradan sonrasını arkadaşlar hızlı bir şekilde izleyeceksiniz.
Şimdi yazımızı yazdık. Bu arada şöyle linkimizi de verelim. Evet, böyle ayarladık. Şimdi bir ön izlememizi yapalım. Evet, iki tane etikete sahip olması gerekiyormuş. Hızlıca iki tane etiket yapalım arkadaşlar. Tamam, buradan da iki tane yaptık. Konuyu takip et diyebilirsiniz arkadaşlar. Konuyu takip edelim. Yorumlar, fikir alışverişi vesaire olduğunda haberimiz olsun. Bildirim de alabilirsiniz ya da almayabilirsiniz. O sizin tercihiniz. Bir ön izlememizi yapalım. Ön izlememizi gördük. Böyle bir konu açmış olduk. Bir de arkadaşlar genel olarak bir tane ekran görüntüsü almanızda yarar var açıkçası. Şöyle geçelim. Bir ekran görüntüsü alalım. Şöyle. YouTube kanal tanıtımlarında da, web site tanıtımlarında da genel olarak bir adet resim koymanızı tercih ediyorlar arkadaşlar ve kural olarak da bazı forumlar söylüyor. Biz de buraya kaydedelim. Şöyle bir tane resim ekleyelim arkadaşlar. Tekrardan ön izleme yapalım. Tamam arkadaşlar, yeni konu aç diyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Şu an eğer blogger derslerimi takip ediyorsanız ve oradan geldiyseniz bu işlemleri uğraşarak yapacağınız için şu an .blogspot.com uzantısıyla linkleme yapmanızı tavsiye etmiyorum. Birkaç video sonra blogumuza domain ekleyeceğiz arkadaşlar. Alan adımızı değiştireceğiz. Blogspot.com değil de .com.net. Onların nasıl bloğa eklendiğini göstereceğim. Çünkü küçük bir meblağ ödersiniz arkadaşlar. İlk yılda büyük bir sermaye değil. Şu ana kadar full ücretsiz şekilde yaptık bunları, ancak ileriki zamanlarda bu tarz linkleme yaptığınızda eğer değiştirirseniz bu linklemeler bozuk olarak algılanıp sizin linklemeniz arkadaşlar olmuyor ve forum içinde yararlı bir linkleme olmuyor arkadaşlar. Onun için bu konuda çok acele etmeyin. Eğer YouTube kanalınız varsa YouTube linkinizi istediğiniz gibi dağıtabilirsiniz. Şu anlık blogspot.com alan adı uzantınız varsa arkadaşlar linkleme yapmayın arkadaşlar. Çünkü birkaç video sonra naslim.com.net.org gibi domainleri alacağız arkadaşlar. Ondan sonra tanıtım yaparsanız linklemeniz daha güçlü olacaktır. Ben bir de şöyle bir arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi blogger derslerimizin kaynaklarını burada paylaşıyoruz ve bunların bağlantı adreslerini ben videoların altında paylaşıyorum. Ben domaini değiştirdiğim zaman tek tek bütün videolarımın altındaki kaynakları da arkadaşlar değiştirmem gerekiyor. Çünkü orada apsizdersleri.blogspot.com uzantılı bir şekilde bağlantı eklediğimiz için link bozuk olacak ve siteye göndermeyecek. Onun için tekrardan link eklememiz gerekecek. Bu vakte kadar bu tarz linkleme videolarını blogger dersleri eğitimi içerisinde göstermedim. Bu videoda onun içerisinde olmayacak. Domaini değiştirdikten sonra blogger derslerinde bu videonun benzeri ve tam uygulamalı bir şekilde yayınlanacak arkadaşlar. Ama önce eğer blogger derslerimizde böyle bir site yapmışsanız ve blogspot.com uzantısına sahipseniz biraz sabırla bekleyin. Bir haber de vereyim arkadaşlar. Bizim blogumuzun kazanç sekmesi açıldı. Yakında bir kazançla alakalı bir video gelecek. Domainle alakalı bir video gelecek. Ve yine site trafiği çekmek için arkadaşlar yeni videolarımız gelecek. Şimdilik bu kadar benden. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. En son şeyden bahsedeyim. Telegram grubu açtık arkadaşlar. Bu tarz sorunları birçok sorun PC, webmaster vesaire bu konularda birçok sorunumuz olabiliyor. Bazıları video içindeyiz. Birebir konuşma, çözüm, resim atma mantığıyla olabiliyor. Onun için bir Telegram grubu oluşturduk. Yakında bu tarz yararlı içerikleri hızlıca paylaşabileceğimiz bir Telegram kanalı da oluşturacağız. Tüm linkler açıklamada arkadaşlar. Bu tarz konulardan etkili bir şekilde yararlanmak isterseniz grubumuza katılabilirsiniz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Gerekecek arkadaşlar. Onun için iyi bir webmaster forumlarından bir tanesi arkadaşlar. Bir kural var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. WordPress'ten alışıyorsunuz arkadaşlar. Direkt üzerine kopyala yapıştır yapıyorsunuz. Tabi forumlarda o geçerli değil. Yapıyormuş hızlıca iki tane ekite
etiket yapalım arkadaşlar. Bir ön izlememizi yapalım. Evet, böyle bir konu açıldı arkadaşlar. Tamam, böyle tam resmi seçtik. İki tane eklendi. Nokta site, nokta işte kaçta koldu lan?